Güzel güzel. Bir kere Lulu set karşısında rahat edecek. Çok rahat edecek hem de. Alt koridorda Karma ile Ezreal'ın dürtmesi evet her zaman can sıkar ama Nautilus'la başlatılacak bir savaş. Hele bir de Graviton varsa o Aphelios'un ellerinde skor imkanımız olan bir yer. Üst koridordaki öncelik hakkında hiçbir fikrim yok. Sizden yorum rica edeceğim. Scarlet? Ornn belli bir noktaya kadar dövüyor. Yani Wukong'un dikkatli oynaması lazım. Ornn'un çünkü taban hasarları çok yüksek. Kendisi zaten bir tank. Geldin bizim ormanımıza girdin. Ama Bollu'dan da daha da Bollu'dan güzel bir oyun geliyor. Büyük olanı çaldı yalnız şimdi Bollu kovalamayı sürdürecek mi? Wukong geliyor, Wukong geliyor. Vurun oğlum kafasına. Vur! Ya benim be! O dünyanın en uzun sopası nasıl kaçacaksın? Yamacın diğer tarafına sapladı sopayı gördün mü? O nasıl bir skor bu arada inanılmaz. Yani bu ilk ejderi almamızdan öte rakibe vermememiz bence daha iyi. Çünkü hem set hem Ornn'a çok yarayacaktı. Ve şunu unutmayalım. Verilen her ekstra defans, hani büyü... Olur da bir şekilde engelleyebilirsek ama muhteş. Sanki oynayacağız gibi. Şimdi ocağın çağrısı geldi. İçeri girdi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ama şimdi uyutuldu Lille tarafından. Tapunun üzerinde tutan bir mızrak var. Orada düştüğünü görüyoruz. Snowflower'ın zaten. Burada başı dertte. Ruti'yi kullandı. Bu hiç iyi bir sekans olmadı evet, bizim evet. için. Arka arkaya yaşananlar... Arbut hiç savaşa giremedi bile. Arkaya tip yattı. 3'e 5'e oynamamamız lazım. Çok ters yakalarsak belki çalışıyor. Diyeceğim ama. Armut'tan bir burgaç geldi ama harika zamanda gelen bir bitkinlik Armut'un muhasını. Ooo! Oncağızı kaçtı. Engelledi bu arada vahşi büyüme. Armut biraz daha yatırdı. Şu bölümü alalım. Vurdu yine. Vurdu. İyileştirmeler geliyor Kakao'dan ama Kakao'nun oradan çıkma vakti geldi. Q kaçtı Ezreal'dan. Şimdi Tally bu arada. Var mı balyoz gibi sahte ama. Aa şimdi attı. Ama şimdi aldık, yine aldık, de alacağız. Vur. Alacağız mı? Hayır ya. Karma. Snowflower geri geldi. Aa. Karma çok fazla kalkan sağladı. Ornn'u? Ornn'u da öne geçti bu arada. 1-0-2 evet. oldu yani Ornn. Yani Ornn'u ve Seth'i resmen şey evet. ipten aldı ya. İkisini birden evet, kurtardı. Evet. İşleri çok bozmuştu. Benzer bir senaryo burada yaşanmasın ki zaten Polymorph bizde nasıl çağırma yaşanacak? Çağırma kötü enerjiyi, çağırma. Çağırmıyorum, çağırmıyorum. Lulu bizde ya. Gelsin bu arada, olsun. Ha, tamam. Bir Polymorph olsun, bitirsin maçı. Ay 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 ay. 34 can gördük mü? İstanbul'a bir selam geldi. Hadi bakalım. Değil mi? Onun için atmış. Tabii tabii. Buradan çıkıyoruz yalnız. Tally'nin buradan çıkmamız hakkında söyleyecekleri olabilir. İçeri doğru girdi. Ocağın çağrısı da geliyor. Snowflower'ı bıraktık. Arkadan bu arada ulti geldi Gravitum'la. Snowflower duvarı ıskaladı. Değişmeyecekti bu arada. Yine çok büyük ihtimal düşecekti ama Ejder'e bir skor. Belki birazcık daha yatırım yapmalarını sağlayabilirdik. Birazcık daha uzaklaşmış olsaydı ama dediğin gibi Ejder'e karşılık bir skor. Ekibimiz de sizlerle aynı fikirde. Üçüncü Ejder'de dezavantajlı olduğumuz evet. için bırakmayı Gerek tercih yok. Ettiler. Zaten burada iki ejderlik bir ufak tampon bölge yaratmıştık kendimize Okyanus ruhuyla arasında. Dolayısıyla hani bu ejderi kaybetmek dünyanın sonu değil ama maçtaki momentum sürekli Legacy tarafına doğru artıyor. Raze'den bu arada agresif oyun. Bunu bir cezalandırabilsek keşke ama Zaytos çok kötü pozisyonda yakalandı. Tail geldi üzerine. Şimdi sıçra yakalandı. Kakao orada duvara vurmadı. Ve daha fazla bekleme süresi kullananlar onlar oldu. Şimdi buraya oynayabiliriz belki de. Armut'un canı azar da olsa yenileniyor. Lille'den gelen ulti bulduğu isabet etti. Zaytos savaşa katıldı. Şimdi Burgaç geliyor. Bu sefer bitkinlik gelmedi. Yaz arkada Armut düşmedi. Hayır o bir klonmuş. Bir skor alabilsek şuradan ama hala çıkma skor. Artık Mabim düşmedi. Armut'un başı dertte. Armut da vahşi büyümeyle hayatta kaldı. İsabet algası yalnız kötü geldi. Zaytos bu arada. Uyutulur mu? Hilya'nın ultisi var mı? Ultiyi kullanmış. Şu anda avantaj bizde gibi. Yalnız Ornn ışınlanla geri var, dönecek. Işınlanla geri dönecek. Hızlı olmak lazım burada. Hızlı yapabilirsek güzel olur ama. Hiç yeterince hızlı olmuyor şu anda. Bitirmek zorundayız. Bitir. Kaka evet. Kaka güzel. Aldı yalnız. Bu takım savaşı tehlikeli olabilir birazcık. Ulti geldi. Çıkmamız gerekiyor. Tell'nin başı dertteydi. Snowflower ön taraflarda. Canımız çok kötü yerde. Çok kötü yerdeyiz. Bobby içeri doğru toplar atmaya devam ediyor. Çok kötü yerde sıkıştık dediğin gibi Johnny. Ne yapacağız acaba? Armut oraya doğru yaklaşmaya çalışıyor. Ayız bu arada Armut'u sersemletemedik. Çıktı oradan. Dürtme şansı daha fazla olan onlar. Papara süpürmesinin buradan çıkması lazım ama bu kadar ne ya? Bir yerde kaldık ki. Hasar vermeye devam edin. Bekleme sürelerine bakın. Ya bırakın gidelim. Bu ne böyle yeter lan. Armut ya. Yeter ya. Açın yolu. Tamam Armut Işınlar geliyor. Armut geliyor. Zaytlot düşmedi. Vahşi bilme geldi evet. Evet işte bu ama hayır. Snowflower düşecek. Zaytlot da düşecek. Armut'un gelişi yetişmedi. Ya öyle bir yerde öyle bir hamle yaptılar ki bize. İğrenç bir sekansı bize. Bollu çık. Kaç Bollu kaç. Aa bir dakika. Vur. Hayır. Bollu niye girdin oraya oğlum? Vur sopayı. Sonunda vurdu. Çıktı. Yaptı. Klon da bıraktı arkaya. Ya bizi orada niye tutuyorlar? Bizi hayatımdan 3 yıl gitti Regardur. Ya adam bizi dövdü. Dövdü. Bizi çalıyla ejderle dövdüler. Totemle dövdüler bizi Regardur. Ve onların orta koridordan aldığı katkı
Tali'den aldığı katkı şu an için çok daha fazla olduğu için bu baskıları hiç korkmadan kurmaya başarıyorlar. Savaşçılarda isabet dalgası gelir mi? Ocağın çağrısı geliyor, ulti düşecek. Gelecek. Ya ona da atmazsınız bu kadar şeyi ya. Ne yapıyorsunuz? Neyse birebir ama ortadaki ikinci kuleyi alacaklar. Evet. Yani tekrardan hatırlatalım bu karşılaşmayı kaybeden... Reis oynadı yani. Şu an öne geçmiş bir Ezreal'ın yapabileceklerini görüyoruz. Kitle kontrol konusunda sıkıntılarımız da olduğu için. Birazcık daha toparlanmamız lazım. Birazcık daha kendimizi bulmamız lazım. Bu halde Legacy grup ikinciliğine. Dolayısıyla birincilik için tiebreak'e bizden daha yakın şu anda. Daha dikkatli olmak gerekiyor. 3000 altına yaklaştı far. Şimdi içeri giriyor Talia. Çıkabilirsek güzel. Bolulu'yu oraya çarptı. Arbut'un klonuyla beraber Bolu düşecek mi orada? Vahşi büyüme bekleme süresindeydi. Ama Kakao niye girdin ki? Hayır, ya niye girdiniz? Diğer tarafta bu arada Bobby P. Snowflower almayı başardı ama Snowflower'ın da buradan çıkışı yok. 22. dakikadayız. 3'te 3 geldi Raze'e. 11-5 oynadı. Bu tamamen bizim suçumuz bu arada. Evet, bir önceki karşılaşmada Raze'e... Yok biz dediğimiz bu üçlünün suçu. Raze'de biz o kadar oyunuyla ilgili yorumlar yaptık. Başımıza bu geliyor şimdi. Bu maçın bitebileceği bir 8-9 dakikalık pencere rakip adına. Valla Ezreal 2 eşya fark koydu. İyileştirme Kakao'dan geliyor neyse ki. Yani Nidalee'nin varlığı burada tabii anlam kazanıyor. Talibaka şimdi arkadan gelecek. Bolu arkada polimorfladı. Ocağın çağrısını engellemiş olduk böylelikle ama hasarları o kadar fazla ki biz şu anda ise hiç hasar çıkaramıyoruz. Tali inanılmaz vakit kazandırdı takımında. Snowflower düşen ilk isim olacak. Tali şimdi en azından alacağız mı? Ya Balyoz gibi nereden çıkardı? Polimorf yemişken orada Tali. Hayatta kalmayı başarıyor. Sonunda o hayır alamayacağız. İnanılmaz katliam. İnanılmaz ya. Çok öndeler. Evernur yani inanılmaz değil. Gayet inanılır şu an. Baksana adam çağının ötesinde aşmış gitmiş. 24. dakika. Ya bitiremezler muhtemelen ama bitirseler daha iyi acılarımızı sonlandırsalar. Evet çok şey veriyoruz. Desteğimiz kendini feda ediyor. Onu diyelim. Yani 1-6-3 oynuyor Snowflower. Ölümlerinin çok büyük bir kısmı sadece ocağın çağrısını iptal edebilmek için. Harcandı. İşte surat yamultanı kullanabilir, ne bileyim Balyoz gibi kullanabilir. Hiç bir şeyden bir korkmasına gerek yok. Yerde ocağın çağrısı geliyor, özür dilerim bu arada. Tapun yakalanmış bu arada. Biz yakalamışız ama kaçan tarafta yine biziz. Çünkü set oraya doğru yaklaşıyor. Yani. Setin yaklaşmasını durdurabilecek herhangi bir şeyimiz yok. Snowflower oyundaki 7. skorunu vermek üzere şu anda. Yani Zeitnot'ta sizce bu arada Q'dan kaçtı ama biz de ultiyi atamadık. Yani. İlti gelmedi. Sonunda Raze'i almayı başardık orada galiba. Evet arkasından bir skor daha geldi. Babip de orada kötü pozisyonda. Babip kötü pozisyonda ama skoru almayı başaran da kendisi oluyor. Tal ve Tapu'nun gelişiyle beraber Babip üzerimize doğru koşusunu süratlendirdi. Şimdi Bolu'nun üzerinde topu kullanacak yeterli olmayacak. Oyunu bitirecek vakitleri var gibi gözükmüyor. Hele hele Raze yokken bunu denemezler diye tahmin ediyorum. Yalnız arkaya topları bırakmaya devam ediyor Lilia. Şu anda kontrol totemimizi aldılar mı çok emin olamıyorum. Özür dilerim izleyicilerimizden. 3000 cana kadar düştü ama. Şimdi Snowflower savaş başlattı ama ocağın çağrısı geliyor. Şimdi set ultisiyle beraber Snowflower'ı arkaya doğru ittirdi. Zeitnot havaya sıçrattılar. Talon'un gerçekten umurunda değil. Ve Nautilus'u aradan çıkartmayı başardılar. Zeitnot'tan ulti geliyor ama bunun da çok büyük fark yaratma ihtimali olmayabilir. Babip bu arada tek başına Aphelios'u almayı başarıyor. Şimdi arkaya doğru Burgaç'la beraber girdi. Babip ama arkadan nişancımızı aldı. Şimdi sırada Armut olacak gibi gözüküyor. Topu da bıraktı Armut'un kafasına. Armut da düşecek. Kaka içeride. Kakao da düşecek. Bolu'yu buradan çıkartabilecek herhangi bir şey yok gibi gözüküyor. Yarım saat sürdü bu. Legacy Okyanusya temsilcisi. Temsilcimiz Papara Supermassive karşısında harika bir galibiyet alıyor onlar adına. Biz de müthiş başlayan A grubu maceramızı kötü bir son günle bitiriyoruz. Grubun üçüncüsü olacağız. Bolu skoru almayı başardı. Grubun üçüncüsü oluyoruz. Dolayısıyla Mad Lions ya da Ints eşitliği bozma karşılaşmasının galibiyle 5 maçlık bir seri oynayacağız. O serinin ardından da diğer grubun ikincisi olan Unicorns of Love'la bir 5 maçlık seri oynayacağız. Dünya Şampiyonası gruplarına katılmak için. Açıkçası bugünkü oyunumuzu tekrarlarsak her iki takım da bizim için çok büyük tehlike arz ediyor. Evet, umalım temsilcimiz, oyuncularımız, sevgili Supermassive ilk gün bize, daha doğrusu ikinci gün bize gösterdiği oyunu yeniden hatırlar. Yeniden vadiye yansıtır.